Kanalıma hoş geldiniz. Bugün orta gelirli, dar gelirli için köfte yapacağım. Ekmek, bayat ekmeklerden galeta unu yaptım. Yarım kilo kadar galeta unu var. 1 kilo dana kıyma atıyorum. Ve 2,5-3 kiloya kadar 2,5 yani 1'e 2 oranında tavuk kullanıyorum. Tavuğu 2 kat kullanıyorum. 3 kat daha doğrusu işte 1 dörtte birini dana kıyma, üçünü de tavuk kıyması olarak attım. Biraz fazla yapıyorum. Bunu dondurucuya koyacağım. Soğanı yaklaşık yarım kilodan fazla soğanı ince robottan geçirdim. Maydanozu da geçirdim. Şimdi baharatlardan da bir çorba kaşığı kimyon attım. Bir çorba kaşığı toz biber. Karabiberi bir çorba kaşığından biraz eksik attım. Ben isot atmıyorlar ama ben isotun tadını sevdiğim için yarım çorba kaşığı isot attım. İsotun tadını seviyorum. Bir çorba kaşığı dolusu pul biberi attım. Bunlar tabii kendi ağız tadınıza göre, hatta 1,5 attım, biraz fazla attım, malzeme fazla olduğu için. Eğer siz acı seviyorsanız bu pul biberi ve karabiberi biraz daha çoğaltabilirsiniz. Bir kaşık dolu dolu salça attım, biber şey domates salçasını. Tuzu da tabii kendi kararınızla yaparsınız. Ben yoğurmakta zorlanacağım için oğlum devreye girdi. O yoğuracak. Köfteyi bir güzel yoğurdu. Mükemmel bir şekilde yoğurmuş oldu. Bunu dondur şey buzdolabına koyacağım. Dinlenecek. Ondan sonra yuvarlayacağım, hazırlayacağım. Hazır hale getireceğim. O buzdolabına koyacağım. Şu an buzdolabına koyacağım, dinlendireceğim. Evet, ben köftelerimi hazırladım o şekilde. Streç koyacaktım ama vazgeçtim. Şu çopaş etini kestim böyle parça parça. Şunu ayarlayıp koyduktan sonra tekrar bunu kapatıyorum. Bu şekilde donduğu zaman almak istediğinde bu şekilde çabuk kalkıyor. Bu şekilde kaldırıyorum. Dondurucu da hazırda olmuş oluyor. Olduğu gibi koyduğumuzda dondurucuda şunlar kalın olunca buzlu buzlu zor pişiyor. Bu şekilde çıkarıyorum. Bu tepsi şeye koyduğumda buzlu olsa da güzel bir şekilde pişmiş oluyor. Bunu bu şekilde dondurucuda muhafaza etmiş olacağım. Biraz fazla yaptım zaten. 2 bu kadar bununla dolusu oldu. O şekilde kolaylık oluyor. Hem her zaman uğraşmamış oluyor, hazırda bulunmuş oluyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Yeni videolarda buluşmak üzere. Videomu beğeni atmayı, paylaşmayı unutmayalım. Eğer abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.